Herkese merhaba. Şimdi deepfake'i anlatacağım. Aslında bir face recognition işlemi. Temel olarak bir şu iki soru arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Bu kişi bizim şirketteki Ali mi yoksa diğer soru bu kim? Birinci soruya bakarsak kişi zaten tanımlı olan bir kişiyi soruyoruz. Yani tek işlem demek. Veri tabanına bir kez bakacak belki. Sonra bu Pete diyecek. Ya da veri tabanına da bakmayabilir. Çünkü bütün resimleri araştırmak zorunda değil. Çalışanların tamamının yüzlerinin genelleştirildiğini düşünürsek bir neural network ile bu resmi soktuğunuzda neural network'ü bir kez çalıştırmanız yeterli. Tahmin yapmak için. Fakat bu kim diye sorduğunuzda şuradaki sağdaki kişi için şu kişi için o zaman veri tabanındaki bütün resimler için neural network işlem yapmak zorunda. Bunun kim olduğunu bulmak için. Bu Ali mi, Mehmet mi, Barış mı, bilmiyorum artık kimse. Hepsi için tek tek denemeli. 100 tanesi 100 kez işlem yapmak zorunda. Bu ikisi arasındaki fark bu. Eğer tek işlem yapılacaksa buna face verification deniyor. Diğer şekilde face recognition deniyor. Şimdi önümüzde büyük bir sorun var. SoftMax yani neural network'ün son parçası şirkete yeni giren bir kişi için düzgün çalışmayacaktır. Çünkü adam şirkete bir ya da iki tane resim bırakıyor. O kadar. Neural network'ü tekrar eğitmemiz lazım. Hani gradient descent ile. Çok veri, çok işlem. Ama elimizde az veri var. Şunu da düzgün çizemedim ya. Elimizde az veri var. O zaman biz ne yapabiliriz? O zaman yepyeni bir yola gitmemiz gerekiyor. Yani her seferinde neural network'ü eğitmek zorunda mıyız? Birisi şirkete yeni alınabilir veyahut da şirketten istifa etmiş olabilir. Sürekli onu tanımaması gerekiyor. Yine neural network'ü tekrar eğitmemiz gerekiyor. Yani oldukça zor bir konu gibi gelebiliyor. Ama bu konu için biraz mutlu olalım. Çünkü elimizde one shot learning diye bir teknik var. One shot learning temel olarak şirketteki bir resmin yani veri tabanındaki bir resme benzerliğini ölçüyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Benzerlik derken similarity function benzerlik derken ikisi arasındaki farka bakıyor. Temel olarak bu ikinci dereceden bir şey. Hani norm. Norm 2 olarak bakıyor. Hani Euclidean norm. Şöyle oluyor. Softmax vardı ya. Sonra bunu aradan kaldırıyoruz. Bunun yerine bir önceki şu fully connected layer ya da linear layer olması da gerekiyordu. Linear layer için iki tane resim sokuyoruz. Aynı şeyler. Identical. Neural network.
resimleri x1 ve x2 için sonuçlarına bakıyorum. Sonuçları. Bu da bunlar da sonuçları. Elimde iki tane var. Bu iki resmin farkını alıyorum. Yani şey biliyorsunuz artık. Jargonu biliyorsunuz. Norm 2 için alıyorum ve karesini alıyorum. Temel olarak buna bakılıyor. Buna şey bir dakika şey kapatıyor. Şöyle bir şey ismi var. Okuyamıyorum bir türlü. Hiç de bir zaman okuyamayacağım. Siamese. Neyse. Okuyamadım. Buna böyle bir neural network adı veriliyor. Şimdi bu neural network nasıl öğreniyor? Öğrenme işlemi aslında oldukça basit. Eğer x1 ve x2 aralarındaki fark küçükse bunlar aynı insandır. Ya da ikisi de aynı insansa x1 ve x2 yani resimler olarak aynı insan olduğunu görürsek o zaman fark küçük oluyor. Eğer ikisi de farklı insanlarsa aralarındaki fark büyük oluyor. Basit. Fakat elimizdeki şeyler hiçbir zaman bu kadar basit olmayacak. Çünkü elimizde bir şirkette bir referans resim var. Mesela şunu ben bir referans olarak alayım. Referans resim var. Bu referans resim önce Pete diyorum. Hani şirkete verdiği referans resim var ya. İşte ondan bahsediyorum. Referans resim var ya. Bu şirkete verdiği referans resimle neural network kameraya o an farklı bir kıyafet giydi. Saçını başka bir şekilde taradı. Öyle kameraya geldi ve neural network bunun Pete olup olmadığını algılayacak. O zaman İşte burada bir şey çıkıyor. Bir referans resim Pete, bir de Pete'in kendisi, o anki orada canlı hali. Pete'in referans resmi ve Pete olmayan birisi. Pete olmayan birisini içeri almaması lazım. O zaman ne yapıyorum? Neural network'e soktum. Bu neural network bir fonksiyon olarak gösteriliyor. Bu fonksiyon x eşittir neural network. Ben öyle söyledim. Neural network'ü sokuyor. Bunun norm 2 işte onun normunu alıyor. Şimdi dedim ki ikisi aynı insansa aralarındaki fark küçük olmalı. O zaman anchor yani referans resimle kişinin kendisi arasındaki fark kişinin kişiyle o olmayan insan arasındaki farktan küçük olmalı. Belki de eşit olabilir. Aralarındaki çok benzer biri gelmiş olabilir. Valla bazen öyle yanıltıyorlar sistemleri. Peki o zaman böyle bir eşitsizlik çıktı karşıma. Eşitsizlik de diğer tarafa geçirirsem AP yani anchor yani anchor işte benim referansım oluyor. Anchor ve pozitif arasındaki fark. Ankor, negatif arasındaki fark bu ikisi arasındaki farkta oluşuyor bu arada şu işleme göre. Ama şurada bir şey eksik. Diyelim ki ikisi arasındaki fark sıfır. O zaman sıfır eşittir sıfır. Doğru mudur? Yani çok benzeyen insanlar yani ikisi geldi. İkisinin de ayırt etmesini istiyorsun. O zaman şöyle bir şey ekleniyor. Bir hiper parametre. Bu alfa bir tür koruma görevi görüyor. Şimdi böyle bir neural network'ü ben nasıl eğiteceğim? Tek seferde eğitmem lazım. Temel olarak önce pratik kısmını söyleyeyim. Pratik kısmında zaten bazı şirketler çoktan
eğitti. Maalesef öyle. Yani bunların nöral networklerini kullanmak daha iyi. Zaten ellerinde çok fazla anchor yani referans resim var. Onlarla karşılaştırmak da daha kolay. Normalde böyle bir nöral network eğitmek ustalık istiyor. Temel olarak bir de bir pratik bilgi daha var elimde. Onu da söyleyeyim. Elimdeki referans resim var ya. Referans resmi şu resmi bir kere hesapla. Referans resmi bizim bir kere hesaplamamız lazım. Olay budur. Yani her seferinde tekrar ve tekrar referans resmi hesaplamaya kalkışırsak yani gereksiz. Bu kalkışırsak enerjiden tasarruf edemeyiz. Enerji önemli bir konu. Eğer ki elimizdeki anchor, referans ve pozitif arasındaki şey yakınsa ve anchor yakınsa anchor ile negatif arasındaki şey çok fazlaysa işimiz kolay. O zaman neural network kandırılmıyor böylece. Bunun uygulaması var. Deepface. Bunun dışında aklıma düşünüyorum da one-shot learning böyle. Temel olarak bir norm fark işleminden ibaret. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz evde. TensorFlow üzerinde tutorial vardı. Orada başlatmak için Keras'la birlikte söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda Neural Style Transfer'den biraz bahsedeceğim. Sonra evet sonra CNN bitiyor. Görüşmek üzere.